İyi akşamlar sevgili dostlar. Ülkemin güzel insanları, İstanbul'un güzel insanları, merhaba, hayırlı günler. Bugün 1 Ocak 2021, yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılla beraber İlkeli Haber TV Analizler Programı'nın ilk programını sizlerle yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılın işte hepimize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Yüce Allah'tan. 2020 yılı hakikaten çok büyük sıkıntılarla geçti. Özellikle pandemiden dolayı Covid salgını, bununla beraber işte Elazığ ve Malatya'da olan deprem, işte Artvin ve Muğla tarafında olan tsunami, sel salgınları, yine Giresun'da ve Rize'de olan yağmurlardan dolayı olan sel felaketleri. 2020 yılı hakikaten çok ciddi sıkıntılarla, büyük imtihanlarla ve büyük dertlerle, sıkıntılarla geçti. Maalesef evlerimize kapandık. Kısıtlamalar geçirdik. Çocuklarımız evde kaldı. 65 yaş üstü büyüklerimiz evde kalmak zorunda kaldılar. Eğitime ara verildi. Online eğitimler yapıldı. Bununla beraber tabii ki devlet üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştı. İşte KOBİ'lere destek verildi, esnaflara destek verildi. Bu sıkıntılar içerisinde en büyük mücadeleyi sağlık personeli verdi. Gerçekten onları da buradan tebrik etmek lazım. İyi ki de varlar. Allah onlardan razı olsun. Ayfer Türk yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii dünya ciddi bir küresel bir sıkıntı yaşadı. Ve çok ciddi kayıplar oldu. Bugün Amerika gibi büyük bir devlet bile, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi devletler İçine kapandı ve çok ciddi bu Covid'den dolayı, koronavirüsten dolayı ciddi kayıplar yaşadı. Ülkemizde de bu şu anda 20 küsür bin vatandaşımızı bu salgın nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Allah'tan ölenlere rahmet diliyoruz. Hastalık geçirenlere ve şu anda da ciddi anlamda dua bekleyenlere de Rabbimizden şifa bekliyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz inşallah bu hastalığı geçirenlere de. Tabii ki ekonomik krizler ciddi anlamda kendini hissettirdi ama ilk olarak hep birlikte bu krizi beraber atlattık diyebiliriz. Aslında çok ciddi bir kriz atlattık. Belki bu kriz hala da devam ediyor. Bununla beraber alınan tedbirler, işte yapılan desteklerle bir nezle de olsa insanlarımıza, esnafımıza ve halkımıza devlet tarafından destekler veriliyor. Serpil Doğulu Akbürü Hanımefendi yayınımıza katılmış. Fatih Öz de katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Siyaset de kendi içerisinde bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdi. İşte meclis çalışmaları, bütçe çalışmaları, mecliste işte koronavirüsle ilgili milletvekillerinin yakalanmaları, bu hastalığa yakalanmaları, önemli kayıplar verildi. Yani gerek sanat camiasına, gerek doktorlardan, gerek işte ciddi tanıdık insanları maalesef kaybettik. Ve bu bizim hepimizin toplum olarak, millet olarak, bütün ülkedeki, bütün dünyadaki insanların içine kapanmasına, işte kısıtlamalarla beraber evlere hapsolmamıza neden oldu. Bu koronavirüs tabii beraberinde bir takım alışkanlıklar getirdi. Özellikle dijital çağ ve sosyal medya daha da hareketlendi. İşte alışverişlerde daha çok dijital ortamın ön plana çıktı. Mehmet Selçuk kardeşimiz de yayına katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hamza Uysal da katılmış. Teşekkür ediyoruz. Yayına. Hüseyin Gümüş kardeşimiz de yayına katıldı. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir dönem, yeni bir dünya düzeni kurulmaya başlandı. Bu yeni dünya düzeninde tabii ki sanal para gündeme geldi. Bitcoin'in biraz daha ismi ön plana çıkmaya başladı. Tabii bir takım dedikoduları da beraberinde getirdi. İşte bu insanlara çip takılacağı gibi söylemler ortaya çıktı. İnsanların biraz gözü korktu bu konuda. Aşıyla ilgili çalışmalar yapıldı. İşte aşıyla ilgili çalışmalarda işte Rusya, Almanya, Amerika, Çin ve beraberinde Türkiye'de ciddi bir aşı çalışması yaptı. Bu süreçte de işte geldi gelecek derken Türkiye'ye aşılar Çin'den geldi. Şimdi önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde bu aşıların yapılan bütün testleri 91.25 oranında başarılı olduğu gözüktü ama tabii yine de burada bir denemeler yapıldıktan sonra başlangıçta 3 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaşmış oldu. 50 milyon dozlu bir anlaşma yapıldı. Halil Bacak kardeşimize yayına katılmış. Teşekkür ediyoruz. Bu koronavirüsle beraber aslında
kendi içimizde insanlar olarak, toplum olarak, millet olarak şunu da sorgulamamız gerektiğini ortaya koydu. İnsanlık nereye doğru gidiyor? Ve insanlığın içinde bulunduğu durum, işte insani değerler, işte medeniyetle ilgili değerler, kültürle ilgili değerler, merhametin, sevginin, kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu, birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini, insanın insana her zaman ihtiyacı olduğunu ve Allahu Teala'nın Yaradan'ın merhametiyle beraber gazabının da olduğunu ve bu dünyanın gelici geçici bir dünya olduğunu ve öbür tarafında var olduğunu bizlere biraz daha hatırlatmış oldu. Ki dinimizde de biliyorsunuz ölümden ibret alınız derler hep. Hadis-i şeriflerde de vardır. Alimler de bunu söylerler. Yani dünya malının ne kadar böyle önemsiz olduğunu, insanın en önemli varlığının sağlık olduğunu ortaya koydu. Sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığını bizlere hatırlatmış oldu. Yani gözle görünmesi mümkün olmayan, mikroskopla bile 10.000'de 1 oranında küçük olan bir virüsün insanlığı ve dünyayı ne kadar tehdit ettiğini, Allah'ın celal sıfatının ortaya koyduğunu hepimiz şahit olduk. Bu vesileyle tabii ki şunu sorgulamamız lazım. Demek ki yeryüzünün en üstün varlığı olarak insan olmasına rağmen ama bir o kadar da bir zayıf bir varlık olduğumuzu ve Allah'ın rahmetine ve merhametine ihtiyacımız olduğunu, birbirimizin de sevgisine, kardeşliğine ve dayanışmaya, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu, birbirimizin en kötü gününde yanımızda olmamız gerektiğini bu olaylar bize hatırlatmış oldu. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Yani dünya böyle bir ortam içerisinde. Bunu tabii ki yurt içerisinde siyasi anlamda bu koronavirüsü siyasete alet etmeye çalışıp işte ölümler üzerinden ya da işte açıklanan vakalar üzerinden bunu siyasi kendi emelleri üzerinde kullanmaya çalışanlar oldu. Yani ne acıdır ki yani fırsat bu fırsattır deyip yalan yanlış haberlerle toplumun algılarını, toplumun ayarlarını, toplumun bakış açılarında bir takım derin izler bırakmaya çalışıp insanları farklı yere çekip yanlış bilgilerle beyinleri ve akılları karıştırmaya çalışan bir zihniyet de ortaya çıktı tabii ki. Ama şu bir gerçek ki yani güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Çamur at izi kalsın politikasıyla hiçbiri de varılamaz. Şimdi tabii ben bugün özellikle başka bir konudan biraz daha bahsedeceğim. Bugün Süleyman Özdaş'ın son paylaşımı işte özellikle bu videosunu burada işte CHP'nin ve işte İyi Parti'nin siyasi duruşuyla ilgili yorumlarından sonra da AK Parti'nin İstanbul'daki 38 tane ilçe başkanının değişikliğiyle ilgili yorumlarından biraz bahsedeceğim. Aslında 14 Eylül ve 17 Eylül tarihlerinde benim bu konuyla ilgili bazı paylaşımlarım olmuştu. YouTube üzerine yapılan şikayetlerden dolayı maalesef videolarımız kaldırıldı. Aslında tabii ki bizim amacımız gerçekleri konuşmak. Şimdi Türkiye'deki demokrasi ve işte yeniden parlamenter sistemi konuşan siyasi partilerin yapmış olduğu yorumlara baktığımızda duruşlarıyla beraber kimlerle birlikte yol yürüdüklerini de bir hafızamızdan geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Türkiye'nin demokrasisini savunan ve mecliste ana muhalefet partisini temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu duruma baktığımızda demokrasiden bahseden, işte insan haklarından bahseden, genel siyasette ahlaki değerlerden bahseden partinin bugün terörle yan yana olması, terör sevicisi olması, yani PKK'yı destekleyen bir partinin genel başkanı, eski genel başkan, eş başkanının bile tahliye edilmesi için elinden geleni yapmak için çaba sarf eden duruşu, parti içerisindeki yolsuzluklardan tutun da arsızlığa kadar, işte cinsel tacize kadar bütün bir takım aklınıza gelmeyecek sorunları yaşamasına rağmen hala insan hakları ve demokrasi ve bir takım siyasi argümanları kullanırken kendisinin doğru ve yaptığı için çok doğru olduğunu izah etmeye çalışırken eline yüzüne bulaştırdığını ve maalesef bu işlerde yeterince kendisini ifade edemediğini ve hatta bunları yaparken de yeniden eski vesayet yönetimiyle ilgili anlayışı ve zihniyeti tekrar ortaya çıkaran hal ve hareketler içerisinde olduklarını görmekteyiz. Özellikle mesela geçenki videomda da belirttiğim gibi
Mesela bir genel başkanının işte vergi alıyorken insanlardan vergi alıyorsunuz. İnsanlar açlık seviyesi içerisinde. İnsanlar aç. İnsanlara işte önce açlık sıkıntılarını çözmeniz gerekir derken bugün ne hikmetse Mersin Belediye Başkanı insanlara yılbaşında erzak göndermesi gerekirken kolinin içerisinde şarap ve buğday gönderiyor. Yani aslında insanlarla alay ediyorlar ve dalga geçiyorlar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alan belediye başkanı bugün bu ülkede sanki bir bayram gibi Noel bayramı havası varmış gibi böyle bir bayrammış gibi Noel'den bahsedebiliyor. Ve bir de genel başkanları herkesten vergi alırken niye uyuşturucu kaçakçılarından ya da işte silah tacirlerinden vergi almıyorsunuz diyerek yani hayatın en büyük gafını işlemiş oluyor. Kendi içerisinde partisinin içerisinde bulunan insanları yapmış olduğu ahlaksızlıklara göz yumarak bir taraftan da terör sevciliği yaparak terörle iç içe olan, terörle yan yana olan partilerle beraber yol yürümeye devam ediyor. Tabii İyi Parti bugüne kadar içinde bulunduğu bu ittifaktan dolayı birçok şeye ses çıkarmamasına rağmen kendi içerisinde bir takım sorgulamalar, bir takım sezlenişler de tabii ki olmuyor değil. Ama içinde bulunduğu duruma baktığımızda Sayın Meral Akşener'in aslında bir an önce bu gafletten kurtulup muhafazakar bir düşünceyle yapmış olduğu siyasi anlayışına ters düşen ve terör sevciliği yapan partilerle yan yana gözükmekten ziyade daha çok kendi özüne dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Devlet Bahçeli'nin evine geri dön çağrısından ziyade aslında özüne dönmesi gerektiğini de buradan sorgulamadan edemeyeceğiz. Uygulamalara baktığımızda o kadar çok yanlış şeylerden bahsedebiliriz ki mesela Şebi Aruz kutlamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu törenlerde işte efendime söyleyeyim Kur'an'ın Türkçe okunması, Kur'an'ın Arapça aslı olan Arapça ile okunmasından ziyade Türkçe mealini okuyarak bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçekten ciddi anlamda büyük bir vasat ve büyük bir gaf olsa gerek diye düşünüyoruz. Böyle bir hal ve hareket içerisine girmeleri işin açıkçası çok ciddi bir hata söz konusu. Küçükçekmece'de de biliyorsunuz bundan 1,5-2 ay önce bir parkta PKK ve işte DHKPC ile ilgili sembollerin kullanılması aslında yani testinin içindekinin dışına sızması onun işte aslından kaynaklanan bir hal ve hareket eylem olarak ortaya çıkmakta. Bugün iktidarı ve hükümeti eleştirenler aslında demokrasiden dem vururken, insan haklarından dem vururken ya da işte insanların ekonomik anlamda bir takım enflasyon karşısında ya da işte dolar karşısında ya da kur karşısında ezildiğini ve açlık sınırı içerisinde yaşadığını söyleyenler kendileri zevk ve sefa alemi içerisinde milyonlarca TL vurgunlar yaparak, yolsuzluklar yaparak bu insanların aklıyla oynamakta, bu insanları resmen alay etmektedirler diye düşünüyorum. Yani bugün bakıyorsunuz Adana Ceyhan Belediyesi'nde daha çok kısa bir zamanda 30 trilyona yakın yani 30 milyon TL'lik bir yolsuzluk söz konusu. Yalova'da daha seçimden sonra 2-3 ay sonra 20 milyon TL'lik bir yolsuzluk söz konusu. Yani kısa bir sürede bu yolsuzlukları yapan ve hiçbir şekilde hizmet adına hiçbir şeyi yapmayan bu zihniyeti anlamakta zorluk çekiyoruz. Ve bugünkü açıklamalarında Cumhurbaşkanımız da söylediği gibi eski bakanlardan Fikri Sağlar'ın da yapmış olduğu yorumu gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Neden derseniz artık çok gerilerde kalmış olmuş bu zihniyetin, bu vesayetçi zihniyetin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ülkemizde yıllarca üniversite kapılarında bekletilen, işkenceler gören, sorgu odalarında işte başörtüsünü bırakması için ikna odalarında ikna edilmeye çalışılan bayanların, bacılarımızın, kardeşlerimizin bugün hakim, polis ya da işte kamu kurumlarında çalışmasının ya da bir hakim olmasını hala kabul edemiyor olmalarını anlamış değiliz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi artık sizler tarihin eski sayfalarında kaldınız. Artık eskilerde kaldınız. Bu zihniyetin artık hiçbir şekilde ülkeye, memlekete faydası olmadığını da kendilerinin de anlaması, bu zihniyetin peşine koşanların anlaması gerektiğine inanıyoruz. Faruk Şahin kardeşimiz yayınımıza katılmış, bizi izliyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet Kaya kardeşimiz de yayınımıza katılmış, kendisine teşekkür ediyoruz. Hikmet Karaca yayınımıza katılmış, kendisine teşekkür ediyoruz.
Engin Akkuş kardeşimiz, buradan selamlarımı iletiyorum. Yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Berkan Esin Yıldız yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet Mutlu Sayın Muhtarım yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi seneler diliyorum. Hüseyin Çelik yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. 2021 yılında inşallah ülkeyi ciddi reformlar bekliyor meclis çalışmaları içerisinde. Tabii ki dünyayı da beraberinde yaşamış olduğu bu koronavirüsle alakalı ciddi tedbirler almaya da itiyor. Aşı çalışmalarının neticelerini tabii ki bekleyeceğiz. Mart ayından sonra özellikle Türk aşısının 28 Şubat'tan sonra ikinci fazın sonuçlarının alınmasıyla beraber, üçüncü fazın da başlanmasıyla beraber Türk aşısının da etkilerini gün içerisinde yani gün yüzüne çıkıp bu aşının başarısını da inşallah en kısa zamanda duymuş olacağız. Tabii ki ekonomik sıkıntılar beraberinde devam etmekte. Ama bir taraftan da Türkiye gerçekten ihracat oranlarında özellikle otomotiv sektöründe çok ciddi anlamda 11 milyar dolarlık bir ihracat yapmış. Bu konuda da ülkemizi gerçekten ülkemiz adına ne kadar sevsek azdır. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz lityum pil fabrikasının açılışını yaptı. Özellikle ilerideki çıkacak olan elektrikli araçların kullandıkları lityum piller Türkiye'de üretilecek. Bunları da dışarıdan almamış olacağız. Savunma sanayindeki başarıları her geçen gün geçmiyor ki üst üste bu başarıları yerine koymaya devam ediyor. Ramazan Can Bulat kardeşimiz de yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada demince de künefeci Mustafa abimiz de yayınımıza katılmıştı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, biraz siyaseten de AK Parti'yi konuşacağız. Özellikle İstanbul'daki AK Parti'deki ilçe başkanlıklarına aday gösterilen insanlarla ilgili ve AK Parti'nin şu anda gelmiş olduğu durumu, Cumhurbaşkanımızın içinde bulunduğu kendisine referans olan insanların Cumhurbaşkanımıza olan sadakati ya da sadakatsizliği ile alakalı ya da işleyişi ile alakalı bir takım konuları sizlerle paylaşmış olacağız. Gün geçmiyor ki siyasette rantın ya da siyasette adam kayırmanın, siyasette menfaatin sınırlarını aşmayalım. Maalesef hizmet kapısı olan bu kapıları kendimize toplum olarak yani birileri ya da bir grup ya da bir güruh buraları kendilerine menfaat kapısı olarak görmesin. Süleyman Özgür de yerimize katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. AK Parti isminden de anlaşıldığı gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2001 yılında kurulup 2002'de siyasette hiç olmadığı kadar bütün partileri meclis dışında bırakarak iktidara gelmiş bir parti. Ve 2004'te de daha önceki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göstermiş olduğu Büyükşehir Belediyesi başarısıyla beraber yerel belediyelerde başarısını ortaya koyarak 2004 yılından itibaren yerel belediyelerde de bu başarısını ortaya koymuştur. Ancak beraberinde bu geçen süreç içerisinde maalesef işin özünü biraz kaybetmeye, teşkilatçılık anlayışını ortadan kaldıran, liyakatı ortadan kaldıran, referans sistemini zedeleyen ve birilerinin özellikle menfaatleri doğrultusunda, birilerinin kendi ahbap dost çavuş ilişkileri doğrultusunda siyasi anlayışının ortaya konulduğu ve yukarıya da yanlış bilgilerin verilerek maalesef ve maalesef ister istemez yanlış kararların alınması neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesini ve bununla beraber İstanbul'da 15 yıl hizmet eden Küçükçekmece Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi kaybedilmesine neden oldu. Aslında bugün gelinen noktada en büyük sebeplerden birisinin yukarılara bu seçilen kişileri referans eden kişilerin yanlış kişiler olduğunu defaatle toplum içerisinde, teşkilat içerisinde söylenmesine rağmen, benim de defaatle söylememe rağmen yukarıya bu kişilerin referansıyla bir ki bazı kişilerin aday gösterilmesi, ilçe başkanı olarak gösterilmesi, belediye başkanı adayı gösterilmesi bu sonucu beraberinde getirmiştir. Tabii ister istemez insanlar ve teşkilat mensupları ya da partiye gönül veren insanlar bunları Recep Tayyip Erdoğan görmüyor mu, bunları bilmiyor mu gibi soruları da beraberinde getirdi. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Libya meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Yunanistan'la ilgili meseleler, Mısır meselesi, Suriye meselesi, Kuzey Irak meselesi, Fransa meselesi, Amerika meselesi, Almanya meselesi derken bu meselelerle uğraşırken bir de örnek vermek gerekirse bugünlerde Beyoğlu, Kadıköy ve Beşiktaş'a
seçilen ve beraberinde de Esenyurt'ta da seçilmeyi düşünülen ve orada da sıkıntılar olabileceği ihtimalini ortaya koyan ilçe başkanlıklarının seçilmesindeki kişilerin karakterleri, yaşam tarzları, siyasi görüşleri ve felsefelerine bakıldığında burada yapılan hataları görmesi, bilmesinin mümkün olmayacağını hepimiz kabul etmemiz lazım. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar altında kadrolar varken, bu kadar görev verdiği, inandığı insanlar varken, yani Doğu Akdeniz meselesini bırakıp, Yunanistan meselesini bırakıp, Libya meselesini bırakıp, Azerbaycan Karabağ meselesini bırakıp, efendime söyleyeyim, Almanya meselesini bırakıp, Fransa meselesini bırakıp, Amerika meselesini bırakıp, bunlarla ilgilenmesini beklememiz doğru olmaz. Buradaki mesele güven meselesi. Ama maalesef ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği dağlara kar yağıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte de dediği gibi, evet ben yalnız olduğumu biliyorum. Yalnız olduğumu biliyorum ama bu davada yalnız olsam bile mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim dediğini hepimiz biliyoruz. Kendisinin etrafındaki insanların, yani genelini konuşmamak lazım ama maalesef maalesef geldiğimiz noktada çoğunun bir kere ikiyüz oldu. Bir kere riyakar oldu. Bir kere bana göre, yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim, münafık olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü verilen emanete ihanet ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani bunun yanında verilen sözleri tutmuyorlar. Kapılarına gelen, kendilerine ulaşmak için halkla görüşmüyorlar. Kibirden ve riyadan, gururdan dolayı o koltukların kendilerine emanet edildiğini unutarak, sanki o koltuğa gücü kendisi veriyormuş gibi, o koltuktan aldığı güçle vatandaşa tepeden bakıp kibirle, gururla, riyayla hizmet anlayışını ortadan kaldırarak, sanki babalarından bu makamların kendilerine bir miras kalmış gibi, buraların kendilerine ait olduğunu düşünerekten maalesef ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu hizmetlerin halk nezdindeki itibarını zedeliyorlar. Ama bu vatandaş da şunu çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımızın samimi olduğunu, Cumhurbaşkanımızın bu konuda vefakar olduğunu, bu konuda milletine sadakatle davrandığını, bu konuda samimi olduğunu, bu konuda özverili olduğunu, bu konuda canını dişine taktığını vatandaşı biliyor. Ama bugün Süleyman Özdiş'in videosunu izledikten sonra orada bir hikaye dinledim. Muhammed amcamız diye bir amcamız, kendisi Üsküdar'da canlı yaşayan bir insan. Bundan 2 yıl önce bir kafede oturduğunda telefonla uğraşırken 80 yaşında bir amcamız yanına gelip bastonuyla ben buradayım diyerek kendini hatırlatıp dikkatini çektiğinde Süleyman Özışık abimiz kendisini masaya davet etmiş. Buyur demiş. Yok demiş, oturmam demiş. Ben mekan sahibim zaten, sen buyur. Biraz oturup çay içelim, sohbet edin dediğinde Süleyman Bey. Kendisi yıllar önce çok büyük bir iş adamı olduğunu, altın tüccarı olduğunu ve Milli Selamet Partisi döneminde Erbakan Hoca ile beraber hizmet ettiğini ve o zaman Koç'tan ve Sabancı'dan daha zengin olduğunu ve bu davada hizmet ettiğini söyleyerek şu anısını anlatmış. Demiş ki bir gün tabii ki zaman geldi geçti, bizler yaşımız kemale erdi. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanıydı. Sonradan parti kurdu. Başbakan oldu. Bizleri yanına çağırdı. Dedi ki Muhammed amca nasıl bir yol haritası izleyelim dediğinde, bizler kendisine sizler yolunuza devam edin. Biz sizin yanınızda her zaman varız. Size destek oluruz dedim ama bu kadar kenara itileceğimizi düşünmüyordum demiş. Ve bir gün Üsküdar ilçe başkanı ziyarete gittiğinde 2 saat boyunca ayakta bekletildiğini, hiç kimsenin kendisine bir sandalye ya da şurada otur da efendim ya da sana bir çay ikram edelim demediğini söyleyerekten üzüntülerini dile getirdiğinde şunu söylemiş. Demiş ki binlerce canım olsa hepsini Recep Tayyip Erdoğan yoluna feda ederim. Ona canım feda olsun ama hakkımı helal etmem demiş. Ve Süleyman Bey şunu sormuş. Ya demiş biraz tezat oluşturmuyor mu bu durum? Hem canım Recep Tayyip Erdoğan'a feda olsun ama hakkımı helal etmem demiş. O da kendisine şöyle bir hikaye anlatmış. Demiş ki bir bundan yani işte yüzyıllar önce adamın birisinin bir devesi var. Devesini sırtına yükü bindirmiş. Devesine hadi yürü bakalım demiş. Deve de bir anda oturduğu yerde olduğu yerde çökmüş. Yürümemiş.
Deve sahibi ne yaptıysa bir türlü deveyi kaldıramamış ve yürütememiş. Allah'tan deve dile gelmiş. Demiş ki ya demiş sana demiş hakkımı helal etmiyorum. Niye demiş? Bana demiş çok zulmediyorsun demiş. Çok demiş yük bindiriyorsun demiş. O yüzden sana demiş hakkımı helal etmiyorum. Mal sahibi de çok üzülmüş. Kahretmiş demiş ki ne olursun bana hakkını helal et. Tabii ki edersin etmezsin edersin etmezsin derken deve demiş ki hakkımı sana demiş bana demiş sırtıma bindirdiğin yüklerden dolayı ya da bana yaptığın eziyetlerden dolayı hakkımı sana helal ederim ama bir şeyden dolayı demiş sana demiş asla hakkımı helal etmem. Hani demiş yükü sırtından indirdiğin zaman bazen yolda yürürken benim yularımı eşeğe bağlayıp eşeği bana yol gösterici olarak yapıyordun ya demiş. Her şeyi helal ederim de demiş. Eşeği bana kılavuz olarak yol gösterici olarak yularımı ona bağlamanı asla helal etmem bu noktada. Yani şunu söylemek istemiş orada Muhammed amca. Yani bizi bu ilçe başkanlarına bu eşekleri bağlayarak yol gösterecek yularımızı bunlara bağlattın ya. O yüzden demiş Recep Tayyip Erdoğan hakkım bu yönden dolayı hakkımı helal etmem demiş. Yani şimdi insanın kılavuzu neyse şey kılavuzu kargolanın burnu malum hiçbir şeyden kurtulmaz. Şimdi eğer ilçe başkanı olacak, yönetici olacak, idareci olacak, daire başkanı olacak, genel müdür olacak ya da milletvekili olacak kişilerin liyakat sahibi olmazlarsa, vatana, millete, insanlığa, topluma hizmet etmeyi kendini şiar edinmezse, milleti her şeyin üstünde tutmazsa, millete hizmeti hak davası olarak görmezse, işte o zaman o insanlardan asla devlete, millete, insanlığa asla fayda gelmez. Kendi menfaatini düşünen, kendi çıkarlarını düşünen, oturduğu koltuklardan güç alıp halka zulmeden, halka tepeden bakan, kibir ve gurur ve riya içerisinde olan yöneticilerden asla millete, devlete fayda gelmez. O yüzden seçilecek olan yöneticilerin çok iyi, dikkatli bir şekilde seçilmesi lazım. İşte burada referans olan kişilerin gözden geçirilmesi lazım. Bugün seçimleri kaybedildiğinde referans olan insanlara bunların hesabı sorulması lazım. Ama maalesef ve maalesef bugün seçimleri kaybettiren, bugün İstanbul'un 2023'e bile seçimlerde ki sonuçlarını tehlikeye düşürecek durumda bu süreci yürüten insanlara hesap sorulmamasını anlamış değiliz. Defaatlerce, binlerce kez bu insanlardan olmaz. Bu insanlar seçim kaybettirir. Bu insanların toplumda bir karşılığı yok. Bu kişiler 10 yıllık, 15 yıllık belediye başkanlığı sürecinde doğru düzgün toplum içerisinde olmamış. Ya da 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yapıp kendi makamında bile vatandaşı doğru düzgün misafir etmemiş. Alınan randevulara cevap vermemiş. Toplumla arasına hep sürekli kapılar ve sınırlar koymuş ya da insanlar arasına koymuş kişilerden belediye başkanlarına, ilçe başkanlarından maalesef ve maalesef hiç kimseye fayda olmaz. Bir kere buradaki insanların Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Ömerler gibi olması lazım. Ömerler gibi adaletli olması lazım. Ömerler gibi adil olması lazım. Ömerler gibi Fırat'ın kenarında bir kuzuyu bir kurt kapsa onun hesabı benden sorulur diye sürekli olarak bu fikriyatta, bu zihniyette, bu yaşam tarzında, bu felsefede olması gerekir diye düşünüyoruz. Yetimin hakkını gözetmesi lazım. Çıkar ilişkilerinden bir kere kendisi sıyırması lazım. Buralarının bir hizmet kapısı olduğunu, buraların bir rant kapısı olmadığını anlamaları lazım. Adam kayırmaktan vazgeçmeleri lazım. Adaletli davranmaları lazım. Siyasetteki insanların tecrübeye ve liyakata önem vermeleri lazım. Bu siyasette hizmet eden, geçmişteki bütün hizmet eden büyüklerin gönüllerinin alınması lazım. Tecrübelerinden istifade edilmesi lazım. Daha söylenecek o kadar çok şey var ki, bir kere bizim dinimiz vefa dinidir. Siyasetin gereği nedir? İnsanlara hizmettir. İnsanlara hizmet etme noktasında en büyük önemli süreçlerden bir tanesi de vefadır. Vefanız yoksa yapılan hizmetin bir anlamı da olmaz. Yaptığınız şeyi sadece desinler diye yaparak insanlar bizi çarşıda pazarda görsün diyerek yapılırsa o yapılan hizmetin, o yapılan yardımın, o yapılan işlerin hiçbirinin içerisinde bereket olmaz. Bereketi olmayan işten de hayır gelmez sevgili dostlar. Bugünkü süreçte 2021 yılı 1 Ocak tarihi, bugün günlerden Cuma. Geçmiş Cuma'nız tekrar mübarek olsun. 2021 yılının milletimize, devletimize,
tüm İslam alemine huzur, bereket, sağlık ve sıhhat getirmesini temenni ediyoruz. Hastalarımıza Rabbimizden şifalar diliyoruz. Dertleri olan tüm Müslüman kardeşlerimize, tüm din kardeşlerimize, tüm Türk milletine Rabbimizden dertlerine derman nasip etmesini diliyoruz. Ölmüşlerimize rahmet etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bu vatan için canını veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Rabbim gani gani rahmet eylesin sevgili dostlar. Yolumuz uzun. Allah öncelikle bize sağlık sıhhat versin. 2021 yılında devletimize, milletimize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bereketli bir yıl olsun inşallah. Herkesin gönlünce, her şey gönlünce olması diliyoruz. Tabii sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz lazım. Her alanda ama. Sadece ekonomide değil, sadece sosyal yaşamımızda değil, aile hayatımızda, sokağımızda, evimizin önünde, yolda yürürken, trafikte giderken, arabamızı park ederken bile herkesin hakkına riayet edip gerçekten adil olmamız lazım. Ve bir de biraz sabırlı olmamız lazım. Birbirimize anlayış göstermemiz lazım. Birbirimizi sevmeye çalışmamız lazım. Biliyorsunuz hadis-i şerif var. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olmayız. İman etmedikçe de Müslüman olamayız sevgili kardeşler ve cennete giremeyiz. Onun için bu yolda bu arada yayına katılan Şaban Kalafat abimize de teşekkür ediyoruz. Ramazan Yaprak abimize ona da teşekkür ediyoruz. Yunus Emre Aydaş yayınımıza katılmış, ona teşekkür ediyoruz. Aslan Gürz abimiz de yayına katılmış, teşekkür ediyoruz. Hizmet noktasındaki kurumları da elimizden geldiği kadar desteklememiz lazım. Geçen gün bizim Küçükçekmece Gönülleri platformunda da bu konuya değinmiştim. Buna da değinmek istiyorum. Sevgili dostlar, birbirimize destek olmamız lazım ama her alanda destek olmamız lazım. Özellikle ihtiyaçlarımız noktasında, alışverişlerimiz noktasında bize ihtiyacı olan ürünlerimizi çevremizden, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşlarımızdan, tanıdıklarımızdan bu alışverişlerimizi yapmamızı sizlere tavsiye ediyorum. Birbirimizi kalkındıralım. Birimizin gücünden güç alalım. Birimizin başarılarından mutlu olalım. Onların başarılarına ortak olalım. Yani şunu yapmayalım lütfen. Hasetlik yapmayalım. Birisi başarılı olduğu zaman onu kıskanmayalım. Birisinin mal varlığı altında o malda gözümüz olmasın. Birisi iş kurduğunda ona destek olalım. Birisi yola çıktığında ona yarenlik edelim. Birisi evlenmek istediğinde, düğün yapmak istiyorsa, durumu yoksa ona yardımcı olalım. İhtiyaç sahibisi ihtiyaçlarını giderelim. Hastaysa hastalığında yanında olalım, ziyaret edelim. Yaşlarımızı ziyaret edelim. Memleketimizde, Anadolu'daki insanlarımızı, büyüklerimizin hal ve hatırını soralım. Bu zorlu günlerde birimizin yanında olduğumuzu hissettirelim. O sıcaklığı hissettirelim muhakkak. Yani velhasıl kelam, her zaman için, bakın Yahudilerin çok ciddi bir, farklı bir anlayışı vardır. Recep Yıldız hocamıza da yayına katıldığı için teşekkür ediyoruz. Alışverişini birbirleriyle yaparlar, birbirlerini güçlendirirler, birbirlerine destek olurlar. Birbirlerinin zor zamanlarında yanında olurlar. Halbuki biz Osmanlı'nın ecdadımızın torunları olarak dünyaya medeniyet salmış, dünyaya rahmeti, bereketi, merhameti öğretmiş, insanlığı öğretmiş bir toplumun neferleriyiz. O yüce devletin, Osmanlı Devleti'nin o zamanki ecdadın torunlarıyız. Onlara yakışır bir şekilde insanlığa hizmet edip, milletimize hizmet edip, birbirimize destek olup, yaşantımızı sürdürüp, inşallah öbür hayatımıza da bu şekilde herkesin gönlünü kazanarak geçmemiz lazım. Allah'ın vermiş olduğu bu canı o şekilde teslim etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bunun yanında evet, aşılar da geldi çok şükür. Aşıların sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah 28 Şubat'tan sonra aşıların sonuçlarını almaya başlayacağız diye tahmin ediyorum. Bu tabii ki önümüzdeki 14 günlük süreçler çok önemli. Bu süreçte işte durumu takip edeceğiz. Bunun yanında ilginç olaylar da yaşanıyor. Maalesef dün akşam gördük. Pandemiden korunmaya çalıştık. İnsanlar iç içe evlerde, villalarda partiler veriyor. İşte Boğaz'da, yatta partiler veriyor. Yani bu aymazlığı anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Bu sorumsuzluğu anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani bu hastalığın, bu virüsün şakası yok. Maalesef hepimizin yakınlarından, herkesin hemen hemen yakınlarını kaybettiğini tahmin ediyoruz. Ben biliyorsunuz yakında kayınpederimi kaybettim. Dostlarımızı, abilerimizi kaybettik. Yani büyüklerimizi kaybettik.
Birçok kişi bu hastalığı pençesine düştü. Bu hastalığın pençesinde zor kurtulanlar oldu. Ya da bu işi bir şekilde atlattı ama bu işin insan vücudunda da bazı etkiler yarattığını, kalıcı etkiler bıraktığını da biliyoruz. O yüzden sosyal mesafe kurallarına da dikkat edeceğiz. Önümüzdeki süreci takip edeceğiz. Devletin almış olduğu kararlarla genelgede uyacağız. Çok ilginç haberler görüyoruz. Adam genelgeyi ben tanımam diyor. Kurallara uymam diyor. Burada maskesiz yemek yiyebilirsiniz diyor. Genelge beni bağlamaz diyor. Çok ilginç yani olaylar oluyor. İşin açıkçası insanların bu tepkisini sokakta polisle tartışmasını, kavga etmesini, polise mukavemette bulunmasını, devletin birimlerine, polis ekiplerine ve jandarma ekiplerine karşı gelmesini anlamış değiliz. Bu konuda yani herkesi sağduyuya davet ediyoruz ki çok şükür toplum olarak, millet olarak gerçekten alınan tedbirlere hepimiz son derece uyduk. Bu arada tabii yapılan çalışmalar da var. Özellikle bu hükümetin almış olduğu son kararlarda asgari ücret 2825 lira oldu. Bugünkü şartlarda devlet 500 liralık bir gerçekten iyileştirme yaptı asgari ücrette. Ama tabii gönül isterdi ki 3000 lira olsun, 3100 lira olsun. Bunu da büyüklerimizin tekrar dikkatine sunuyoruz. Enflasyon karşısında bu asgari ücretin en azından 6 aylık periyotluk artışlarda biraz daha desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani zannedersem bu rakam bekar bir insanın yaşantısıyla alakalı. TÜİK'in verilerine göre üstüne eklenerek karar alınan bir kararla çıkan bir sonuç. Zannedersem aile efratlarına, evli olan ve çocuk çocuk sahibi olanlara biraz daha bir 2825 artı bir iyileştirme rakamları var diye düşünüyoruz. Bunun yanında KOBİ'lere de destek oldu. Süleyman Tetikoğlu kardeşim yayınımıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kemal Öztürk abimiz de yayınımıza katıldı. Kemal abicim, Süleyman abicim iyi yayınlar diliyoruz. Nice senelere geçmiş cumanızda mübarek olsun. Kemal abi sağ olsun bizleri her zaman her platformda destekliyor. Siyasetin eskilerinden, duayenlerinden, siyaseti çok iyi yakın takip eden, ciddi anlamda istatistik yapan ve ciddi anlamda bilgi dağarcığı olan tecrübeli bir abimiz. Cengiz Hancı kardeşimiz yayına katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Uğur Şafak, Tersakan, hemşerim, değerli kardeşim, şefimiz yayınımıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İrfan Özen de yayınımıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Süleyman Tetikli, emekliye ne oldu diye Tetikoğlu sordu. Evet, emekliyle alakalı herkesin sorduğu EYT ile ilgili yani bu kanun benim düşüncem şu. Tabii ki inşallah öyle de olsun diye temenni ediyorum. 2023'te muhakkak Sayın Cumhurbaşkanımız bununla alakalı bir karar alacaktır. Yani özellikle meclisten de böyle bir karar çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yani EYT geçecektir diye umut ediyorum ben. Aslında biliyorsunuz bu AK Parti iktidarının almış olduğu bir karar değil EYT. Geçmişteki hükümetin aldığı bir karar. Tabii ki bu kararın düzeltilmesini AK Parti'den bekleniyor. Bununla ilgili yeterli bütçelerin oluşturulmasıyla alakalı bir sıkıntı var ama ilerleyen zamanda İrfan Özcan kardeşime selamlar, kolay gelsin kardeşim demiş. Sağ ol, var ol kardeşim. Teşekkür ediyoruz desteğinizden dolayı. Yayınımızı izlediğiniz için çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Ben EYT'nin ilerleyen zamanlarda kanunlaşıp geçeceğine inanıyorum. Bu benim temennim. İnşallah büyüklerimiz de bu konuyla ilgili zannedersem yani bir çalışma yapıyorlar ama şu anda gündemde değil. Emeklilerin maaşlarını da tabii ki bir zam söz konusu asgari ücret olduğuna göre onlarla da biliyorsunuz bir iyileştirme oldu. Bu arada biliyorsunuz burs öğrencilere burslarda bir zam artışı oldu. 550 liralık burs 650 lira oldu. İşte doktoralarda ve yüksek lisans yapanlarda, araştırma görevlisi yapanlarda da artış oldu ve hemen bu Ocak ayında itibaren bu burslar yatırılmakta. Hatta emeklilerin hemen yılbaşı ile ilgili bu yeni yıldaki yapabilecekleri alışverişlerinden dolayı emekli maaşları erken yattı. Bir kısmı yattı, bir kısmı da yatmaya devam edecek inşallah bugünlerde. Yani çalışmalar yapılıyor. Türkiye gerçekten çok doğru bir yol izliyor. Hakan Çakmak kardeşimiz de yayına katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerek savunma sanayinde olsun, gerekse işte sağlık alanında olsun, gerekse işte diğer alanlarda olsun, iktidar eline geleni yapıyor. Kemal Aydın
Büyüğümüz yayına katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu arada biliyorsunuz esnaflara yönelik destek paketi açıklandı. Önümüzdeki 3 ay boyunca hem gelir kaybından dolayı hibeler olacak hem de kira desteği olacak. Özellikle işte esnaf odalarına bağlı olan işte götürü vergisi sistemiyle vergilendirmeye tabi olan şirketlerde bu destekler alınacak. İlk başvurular yapıldı. Bursa'dan yapıldı ilk başvuru. İşte bunlar da 0, TC numarası 0, 2, 4, 6 şekilde böyle 8 şekilde devam eden TC numaraları gün gün bu başvurular alınıyor. Yarın zannedersem yarın sonu 6 ile olan, bugün 4 ile olan, dün 2 ileydi. Ondan önceki de 0 ile başlayanlar başvurularını yaptılar. Yarın da sonu 6 ile olan, TC numarası 6 ile biten esnaflarımız bu başvurularını yapacaklar. Bu başvuruları yaparken E-Devlet üzerinden başvurularınızı yapıyorsunuz. Zaten esnaf odalarına bağlı olan vatandaşlara mesajlar gidiyor. Orada IBAN numaranızı muhakkak ibraz edin. IBAN numaranıza hesaplarınıza paralar yatacak. IBAN numarası olmayanlar da en yakın PTT adreslerine bu paralar yatılacak. İşin açıkçası gerçekten bugün Sayın Cumhurbaşkanı yapılan toplam yatırımları açıkladı. Bütçenin %10'u bu yatırımlar, bu yardımlarda kullanıldı. Bu da takriben 55 milyar TL'lik bir rakama tekabül etmekte. Kira yardımından tutun da, erzak yardımından tutun da, işte gelir kaybı söz konusu olan işte kısa çalışma süreli ödeneklerden tutun da, işkur üzerindeki ödeneklerden tutun. Toplam 55 milyar TL'lik bir yardım yapıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuda gerçekten zorlu bir süreç geçti. Ama çok şükür devletimiz bu süreci atlattı. Bu durumdan memnun olmayanlar da var ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani geçenlerde maalesef bir rahatsızlık yaşadım. İki kere vertigo rahatsızlığı atağa geçirdim. Ve rahatsızlığından dolayı önce İstanbul Adli Üniversitesi Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldım. Sonra orada teşhis konuldu. Oradan Doktor Sadi Konuk Hastanesi'ne gittim. İnanın bakın hiçbirinde bir kuruş para vermedim. Ve her türlü tetkikim, her türlü tedavim yapıldı. Çok hızlı bir şekilde tedavilerim yapıldı. Ve tedavim yapılmadan gönderilmedi. Beyin MR'ından tutun da, tomografiden tutun da, işte normal EKG'den tutun da, kalp EKG'sine kadar, kan testine kadar, şekerim, kolesterolüm ölçüldü. Doktorumun son muayenesinden sonra da serumlarım takıldı ve ondan sonra da evime taburcu edildim. O gün orada şunu gördüm. Çok ciddi bir rahatsızlık yaşadım. Gerçekten beyin kontrolü, dengeyi ayakta tutmakta zorlanıyorsunuz. Kulak kristalleri yerinden oynadı. Bulantı var, baş dönmesi var, kusma var. Bu rahatsızlığı yaşarken gerçekten şunu gördüm. Bizler bunları söylüyorduk. Devlet işte şu kadar hastane kurdu, işte şehir hastaneleri kurdu. Şu kadar ciddi cihazlar alındı. İşte ekipler var. Hastanede doktorlarımız var. Hemşirelerimiz var. Şu hizmetler yapılıyor diye. Bunları anlatıyorduk. İktidarın ve hükümetin yapmış o çalışma. Ama oraya gidip hastalanıp bunu yaşayıp, bu vakayı yaşayıp orada bu hizmeti gördüğünüzde gerçekten daha da buna inanmış oluyorsunuz. Buna güvenmiş oluyorsunuz. Bu konuda şikayet edenleri, bu konuda serzenişte bulunanları anlamakta zorluk çekiyorum. Yani daha ne yapılsın, daha ne olması lazım mutlu edilmesi için bu insanların bilmiyorum. Mehmet Acar yayınımıza katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün hem CHP ile ilgili Süleyman Özdemir'in hem İyi Parti ile ilgili, siyasetle ilgili ve AK Parti İstanbul'la il başkanlığı almış olduğu kararlarla ilgili bir videosu vardı. O videoyu ben izledim. Bir saatten fazla bir video. Bu canlı yayından sonra tekrar bir video karnavalı paylaşacağım. Ondan sonra akabinde o videoyu da sizinle paylaşacağım. Muhakkak bunu izlemenizi rica ediyorum. Yani siyasetteki yozlaşmanın, siyasetteki referans sisteminin ne kadar çözüldüğünü, gerçekçiliğini yitirdiğini, samimiyetten uzak, sadece menfaat ilişkisine ve rant ilişkisine dayalı ilişkilerin ortaya konulduğunu
ve millete olan hizmet anlayışının zayıfladığını bu noktada Hasan Doğan da yayınımıza katılmış, kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yalnızlaştırılmaya çalışıldığını, Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler verildiğini, kendisine defaatle bana göre yalan atıldığını, doğru bilgiler verilmediği ve yanlış referanslarla yanlış insanların makamlara getirildiğini, bunu Twitter'daki o kişilerin paylaşımlarıyla ortaya koyan bir program var. Doğrusu ne diye. O programı izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten biz artık gerçekten çok yorulduk, çok sıkıldık. Yıllarca bir takım yanlışlıkları dile getirmekten ağzımıza tüy kalmadı. Ve bunları da dile getirirken birileri tarafından hakkımızda siyasi anlamda linçler söz konusu oldu. Her tarafta adımızı lekelemeye çalışanlar oldu. Bu tehlikeli adamdır, buna yaklaşmayın diyerek bizim hakkımızda karalama kampanyaları düzenleyenler oldu. Biz doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Ben İlker Karataş olarak doğru söyleyen 9 değil 99 köyden komiserler de biz doğru söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Özellikle ben tabiatı itibariyle böyle bir insanım. Yani bize yanlış bir şey yaptırmanız, yanlış bir şey söyletmeniz, yolsuzluk yaptırmanız söz konusu değil. Evet, hata olabilir. Hatasız kul yok. Hata yapmış olabiliriz. Ama asla asla bile bile kasten, yani gözümüzü karartarak yanlış bir şey yapmamız, yalan söylememiz, insanları zor duruma düşürmemiz, insanların hayatını kastedecek, insanların ekonomik sosyal hayatını tehlikeye sokacak yorumlarda bulunmamız söz konusu değildir. Bizi bu şekilde adımızı yıpratmak, lekelemek, karalamak için sağda solda tehlikeli insandır, şudur budur karalama kampanyası yaparak bizi siyasetten uzaklaştırma, bizi hizmetten uzaklaştırma, bizi hak yoldan uzaklaştırmaya, bizi Recep Tayyip Erdoğan neferi olarak bu yolda hak davasını savunan bir insan olarak bizim aslında siyasi partilerle de meselemiz yok. Ya da biz bir siyasi partinin üyesi olsak bile o her şeyi yaptığı zaman doğrudur diyerek körü körüne kabul eden bir zihniyeti, böyle bir fikri savunduğumuzu kimse bunu ortaya koymasın. Ben 2009'dan beri bir takım yanlışları dile getiren bir insandım. O günden beri yeri geldiği zaman bakanların yaptığı yanlışları, milletvekillerinin yaptığı yanlışları ağır, gerekirse hakaret edecek şekilde. Çünkü niye? Hakarete maruz kalacak şekilde yaptıkları için hataları, hakareti de layık oldukları için hakaret ettiğimi de söyleyebilirim. Niye? Çünkü benim ülkeme, milletime, benim devletime, benim bayrağıma, benim partime, benim ideolojime ters düşen, yanlış yapan kim olursa olsun, bugün babam da mezardan kalksa onu eleştireceğimi, gerekirse ona karşı olacağımı, gerekirse anlamıyorsa hakarete kadar varacak şekilde haklı olduğum noktada konuşacağımı. Ona göre hakaret, bana göre doğru. Çünkü niye? Biz Allah'ın kelamını, Allah'ın doğrusunu, adaletini, ilahi kelimetullah'ın gereğini yerine getirmeye çalışan insanlarız. Bize hiç kimse yanlış bir şey yaptıramaz, yanlış bir şey söyletemez, yanlış bir şey de kabul ettiremez. Yani biz üç maymunu oynayacak tabiatta bir insan değiliz. Biz hadisi şerife uyan, Resulü Efendimiz dediği gibi, yani görüp de konuşmadığınız dilsiz şeytan olacak insanlardan değiliz. Biz elimizle düzeltemediğimizi, dilimizle düzeltmeye çalışan, dilimizle düzeltemediğimiz zamanda kalbinden buğz eden insanlarız. Ben tabiatı itibariyle böyle bir insanım. Bizi farklı anlatmaya, farklı algı politikaları oluşturup ismimizi lekelemeye çalışanları ben biliyorum. Onlar da kendilerini çok iyi biliyorlar. Onlara da diyorum ki Allah sizlere selamet versin. Allah'ın hidayeti üzerinize olsun. Elbette ki yaptıklarınızın hesabını bugün dünyada vermezseniz ruhsu mahşerde Allah'ın huzurunda vereceksinizdir. Bu sadece İlker Karataş için geçerli değildir. Hak davayı savunan, millete hizmeti hakka hizmet olarak gören, doğru yoldan asla vazgeçmeyen insanların hakkına tecavüz edenler için geçerli olan bir sondur. Rahmetli büyüğümüz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi, bir saniyesine bile hakim olamadığınız bu dünyada fırıldak olmaya gerek yok. Ey fırıldaklar, size söylüyoruz. Fırıldak olmaya gerek yok. Kendinize gelin, haddinizi bilin. Bu ülkede kendi menfaatleriniz için, kendi çıkarlarınız için adam kayırarak o makamları doldurmaya, o makamlarda, o koltuklarda oturmaya hakkınız yok. Bu milletin, bu devletin, bu ülkenin, bu insanın zamanı çalmaya hakkınız yok.
Bunu yaptığın zaman da gereken hesabı zamanı gelince vereceksiniz diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, bugünkü programımız bu kadar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizleri takip edin. Bizleri gözünüz kulağınız bizde olsun. İlkeli Haber TV analizler programıyla her zaman karşınızda olmaya çalışacağız. Lütfen YouTube sayfamız İlkeli Haber TV İlker Karataş'a abone olun. Bizleri takip edin. Bizlerin paylaşmasını istediğiniz konular varsa WhatsApp ihbar hattımız 0542 231 5018 telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da bizlere mail atmak isterseniz ilkelihabertv@gmail.com ya da ilkelihabertelevizyon@gmail.com adreslerinden bizlere mail atarak haberlerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Efendim sağlıcakla kalın diyoruz. Ve bu canlı yayınımızın videosunu sizlerle tekrar Facebook'tan ve YouTube'dan paylaşacağız. Arkasında da Süleyman Özışık gazeteci abimizin de yapmış olduğu 30 Aralık programını sizlerle paylaşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bizleri takip edin efendim. Sağlıcakla kalın. 2021 yılın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğiyle Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımla İlker Karataş. Bu arada unutmadan Mustafa Eski abimiz ve Yakup Akbaş abimiz de yayına katılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tekrardan hayırlı hafta sonları diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.